Bu videomuzda cümle türlerini hatırlayacağız. Başlıklarımız şöyle: yapısına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve anlamlarına göre. Yapısına göre cümleler dörde ayrılır. Benim gecem yeni bir umutla başladı cümlesi tek yüklemden oluştuğu için basit cümledir. Onu seviyorsan, ayrılamayacaksan bunu ona söylemelisin cümlesi birleşiktir. Bir öğrenci geldi sınıfa, etrafa şöyle bir bakıp arka sıraya geçti cümlesi sıralı cümledir. Belki onlar seviyorlar da ben farkına varmıyorum. Bu cümle bağlı cümledir. Yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. Bir yanımda sızlayan bir yara kaldı. Yüklemi eylem olduğundan eylem cümlesidir. Onun gibi benimsenmiş bir lider yoktur bu coğrafyada. Yüklem ad olduğundan ad cümlesidir. Yüklemin yerine göre cümleler ikiye ayrılır. Bugün çok hastayım. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümledir. Kim alabilir çocukluğunu insanın elinden? Yüklem sonda olmadığı için devrik cümledir. Anlamlarına göre cümleler beşe ayrılır. Konuştuklarımızı annene anlatacağım. Olumlu cümledir. Merak etme, seninle konuştuklarımızı annene anlatacak değilim. Olumsuz cümledir. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Soru cümlesidir. Ah, sen yokken biz burada ne günler geçirdik. Ünlem cümlesidir. Stres sizi yönetmesin, siz stresi yönetin. Emir cümlesidir.